Ünlülerin hayatlarını gıptayla takip edenler, geçmişte yaşadıkları bu aile trajedilerini duyduktan sonra çok şaşıracak. İşte aile yaşantılarında büyük yıkımlar yaşayan ünlü isimler. Demet Akalın. 1975 yılının yılbaşı gecesiydi. Demet Akalın daha o zamanlar 2 yaşındaydı. Annesi, babası ve teyzesi onu anneannesine bırakıp yeni yılı kutlamaya gittiler. Dönüş yolunda feci bir trafik kazası geçirdiler. Görevliler 3 bedeni de alıp morga kaldırdı. Bedenleri teşhis etmesi için de Şenay Akalın'ın abisini çağırdılar. Onlardan ikisini teşhis eden abi, Şenay Akalın'ın hareket ettiğini fark etti. Görevliler onu da öldü sanarak morga kaldırmışlardı. Şenay Akalın beynindeki ödem, kırık kaburgalar, iç kanama ve ailesini kaybetmenin tarifsiz üzüntüsüne rağmen kızı Demet için hayata tutundu. O günden sonra da ona hem anne hem de baba oldu. Oktay Kaynarca. Kaynarca 5 yaşındaydı. Anne ve babasıyla birlikte Berlin'de yaşıyordu. Kaynarca'nın İstanbul'da yaşayan amcası Adil Kaynarca eşini tatil için Berlin'e gönderdi. Kaynarca'nın babası yengesini karşılamak için havalimanına gitti. Dönüş yolunda bir trafik kazası geçirdiler ve her ikisi de hayatlarını kaybetti. Büyük üzüntü yaşayan aile, genç yaşta dul kalan gelinleri Nursel ile karısını kaybetmiş oğulları Adil'in evlenmelerine karar verdi. 5 yaşındaki Kaynarca yıllarca amcasını baba gibi bildi. Gerçekse ona çok sonra anlatıldı. Acun Ilıcalı. Acun'un hayatında trafik kazaları çok büyük kayıplara neden oldu. Acun'un anneannesi ve dedesi karşıdan karşıya geçerken hızla gelen bir aracın altında kalarak can verdi. Ancak korkunç kader Acun'un ailesinin peşini de bırakmadı. Hem annesini hem de babasını korkunç bir kazada kaybetti. Kızı Banu ise şans eseri hayatta kaldı. Ayrıca geçirdiği ağır bir motosiklet kazasında ise arkasında oturan en yakın arkadaşını kaybetti. Ancak her şeye rağmen hayata sımsıkı tutunmaktan asla vazgeçmedi. Ebru Gündeş. Gündeş'in alkolik babası o daha 4 yaşındayken evi terk etti. Gündeş, şöhret olduğu yıllarda babasının öldüğünü söyleyerek basından gizledi. Hatta mezarının başında dua edip pozlar dahi verdi. Babası Remzi Gündeş yıllar sonra ortaya çıktı. 27 yaşında Vedat adında bir erkek kardeşi olduğunu Gündeş o zaman öğrendi. Babasını asla affetmedi. Onunla görüşmeyi hala reddediyor. Sharon Tate. 8 Ağustos 1969'da yönetmen Roman Polanski'nin karısı aktris Sharon Tate'in doğumuna 2 hafta vardı. Evde kendi gibi oyuncu arkadaşları Joanna Pettit ve Barbara Lewis ile birlikteydi. Gece yarısı evleri ünlü seri katil Charles Manson'ın ailesinden üyeler tarafından basıldı. Hepsi korkunç bir şekilde öldürüldü. Onları evin kahyası sabah saatlerinde buldu. Tate, 5'i ölümcül olmak üzere 16 kere bıçaklanmıştı. Polanski, katiller yakalanana kadar paranoya krizleri geçirdi. Marlon Brando, 1990 yılında tüm aile hep birlikte bir akşam yemeği için sözleşmişlerdi. Brando'nun kızı Chayanne, sık sık kendisini dövdüğünden şikayet ettiği sevgilisi Dektrolit'i de yanında getirmişti. Brando'nun şiddet eğilimi olan oğlu Christian ise yemeğe davetsiz bir misafir getirmeyi tercih etti. Silahı, kız kardeşinin sevgilisini kafasından vurarak öldürdü. Sonra ise bunun bir kaza olduğunu söyledi. 10 yıl hapis cezası aldı. Uyuşturucu bağımlısı Chayanne ise Tuki adını verdiği bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Bu şoku atlatamadığı için sürekli olarak intihara teşebbüs ediyordu. Tüm suçu babası Marlon Brando'ya attığı bir röportaj verdikten tam 5 ay sonra evinde kendini asmış olarak bulundu.